Selam arkadaşlar ben Mert bu videomuzda GitHub Copilot'ı inceleyeceğiz ve test edeceğiz. Test kısmına geçmeden önce GitHub Copilot nedir, nasıl çalışıyor bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle sitesi copilot.github.com Buraya girdikten sonra sign up butonuna basarsanız erişim sağlamak amacıyla waitliste girmiş oluyorsunuz. Bu waitlisten kimi neye göre seçiyorlar bir fikrim yok. Ben bayağı uzun süredir listeydim fakat bazıları bir hafta iki hafta gibi sürelerde Copilot'a erişim sağlıyordu. Fakat ben de sonunda erişim sağlayabildim ve bugün sizlerle birlikte Copilot'ı test edeceğiz. Öncelikle Copilot nedir? Your AI pair programmer diyor. AI dediğim şey yapay zeka, pair Programming kavramıysa iki farklı insanın aynı pencerede aynı amaca yönelik kod yazması yani birlikte bir uygulama geliştirmesi olarak düşünebilirsiniz. Tabi uygulama olmak zorunda değil. Yani bunu bu oyunlarla ilginiz varsa co modu olarak düşünebilirsiniz. Objektif aynı, iki farklı insan yardımlaşarak. Bu ürünü geliştirmeye çalışıyor zaten adı üstünde copilot yardımcı pilot bize kod yazma sürecimizde yardım ediyor hintler gösteriyor neler yapabileceğimizi farklı çözümleri önümüze getiriyor burada gördüğünüz üzere 4 farklı dilde 4 farklı örnek var ilki typescript ikincisi go üçüncüsü python üçüncüsü ruby ile yazılmış ai diyor yani yapay zeka Yapay zekayı kullanarak farklı çözümler önümüze getiriyor. İnternette bulunan açık kaynak kodlarını tarıyor ve kendi edindiği bilgileri bize sunuyor. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Sizin yardım almak istediğiniz, kullandığınız dil ne kadar popülerse, internette ne kadar fazla örneği varsa, kod yazılmışsa bize sunulan çözümlerin sayısı artıyor. Mesela ben JavaScript dilinde yardım alıyorsam, JavaScript Go'langa göre daha yaygın kullanılan bir dil daha popüler bir dil. Bana JavaScript kullandığım için Go'langa göre daha çok çözüm döndürebilir ya da bunu başka bir dille de karşılaştırabilirsiniz. Benim bu videoda yapmak istediğim şeyse, ise Codewars'dan bir tane soru açıp önce kendim çözmek daha sonra Copilot'a çözdürmek ve bir kapışma ortamı yaratmak. Tabi kapışabileceğimi sanmıyorum çünkü binlerce çözüm arasından daha önce çözülmüş sorular oldukları için bu en güzelini en efficient olanı bana getirecektir. Ama ben elimden geleni yapacağım bakalım nasıl olacak. Bu arada Code Wars'un ne olduğunu bilmiyorsanız burada farklı zorlukta sorular var. Burada mesela 7Q diyor. 6, 5, 4 sayı küçüldükçe zorluk artıyor. 7 en kolayı mesela 4, 7'den daha zor. Ben en kolay sorulardan birini seçmek istiyorum. Burada incrementer diye bir soru varmış. Bu sorumuzu açalım. Burada sorumuzda ne diyor? Sana bir tane diyor array verilecek diyor. Bu array'in içerisinde rakamlar olacak diyor. Bu rakamların pozisyonunu rakamlara ekleyip bu ereği güncellememizi istiyor. Fakat pozisyon sıfırdan değil birden başlayacaksın diyor. Yani ilk pozisyondaki elemana sıfır değil bir ekleyeceğiz. İkincisine iki ekleyeceğiz o şekilde gidecek. Daha sonra diyor ki senin sonucun diyor single digit olması tek rakam olması gerekiyor diyor. Eğer mesela dokuzdu dokuza bir eklediğim zaman on oldu. İki basamaklı bir sayı elde ettiysen işlem sonucunda sadece son dijiti yani son sayısını al diyor bu şekilde ne diyor notlara bakalım eğer array boşsa boş bir array döndür diyor ve sadece number'lardan oluşacak bunu çek etmene gerek yok diyor şimdi videoyu durdurup kendi çözümleme başlıyorum Evet çözüm ekranda öncelikle boş yere gönderildiyse o yereyi return ediyorum. Onun dışındaki durumlar için map fonksiyonunu çağırdım. İçerisinde number ve indeksi alıyor. Yani current elemanı, şu anki elemanı ve aynı zamanda o elemanın indeksini alıyor. Burada kontrol etmem gereken bir durum vardı. Eğer toplam bir basamaklı değil, bir basamaktan fazlaysa 2, 3, 4, 5 neyse. Number'la index plus topluyorum. Niye index plus 1? Soruda diyordu ki index 0'dan değil 1'den başlıyor. O yüzden index plus 1 olarak aldım. Bu toplamı önce string'e çeviriyorum. Daha sonra split diyerek array elemanlarını bölüyorum. Ve bu array bir elemandan fazlaysa yani benim sayım tek elemanlı değilse burada bu durumu kontrol ediyorum. Bu durumda yapmam gereken şey ortaya çıkan toplamın son basamağını döndürmek. Son basamağını döndürmek için de mod onu alıyorum. Eğer böyle bir durum yoksa direkt olarak number plus index plus 1'ı döndürüyorum. Şimdi bu attempt yapalım. Evet şu an 105 tane testten geçtik. Hepsi doğru. Şimdi bu soruyu bir de GitHub Copilot'a çözdürelim. Bunun için yapmamız gereken şey şu. Bu soruyu kopyalıyorum. Daha sonra VS Code'u açıyorum. Pilot.js içerisindeyim. Buraya yapıştırıyorum. Bu yapıştırdığımı da yorum satırları içerisine alıyorum. Daha sonra buraya gelip altına function yazıyorum. İçerisine nums diye bir array alıyor. Ve bunu buraya açıyorum. Buraya açtıktan sonra bana gördüğünüz gibi bir tane çözüm getirdi. Bu çözüm doğru mu bakalım. Bu çözüm her teste çalışacak bir çözüm gibi değil. Burada kontrol enter dersek bütün çözümleri görebiliyoruz bize döndürülen. Daha güzel bir çözüm bakalım. Bu güzel gibi bunu kabul edelim. Bu arada dediğim gibi videonun başında söylemiştik bir çözüm değil birden çok çözüm döndürüyor bize. Ve bu çözümleri kontrol enter diyerek görebiliyoruz. Sağ tarafta bir pencere açılıyor. Buradan çözümler arasından hoşuma gideni seçtim. Şimdi bu çözümü burada görüyoruz ne yapıyor? New array diye boş bir array tanımlıyor. Daha sonra bana gönderilen nums dedim array'in bütün elemanlarını geziyor. İlk olarak yaptığı şey nums i'nin e Nums i'ye i'ye yani indeks ekleyip bunun üstüne 1 eklemek. Daha sonra direkt bunu mod onlayarak göndermek. Yani benim yaptığım şeyin aslında gereği var mıydı? Ben de direkt mod onlayarak gönderebilirdim. Çünkü tek basamaklı bir şeyi mod onlarsak hiçbir şey değişmeyecektir. Bunu görmem iyi oldu. Şimdi gidip çözümü düzelteyim. Evet yine bütün testlerden geçtik. Şimdi attempt yapalım. Evet yine 105 testin 105'inde geçtik. Gördüğünüz gibi aslında gereksiz bir kontrol yapmışım ama yine çalışıyordu. Ama modon tek basamak bir sayının modonunu almak bir şey değiştirmeyecektir. Bunu o an akıl edemedim herhalde. Beyinde bir sıkıntı olmuş benim. Şimdi bu kodu yapıştıralım. Co Copilot'ın yazdığı kodu almak istiyorum buradan. Bunu buradan kesiyorum. Bunu da kaldırabiliriz. Burada aynı zamanda kendisi de yorumlar ekleyebiliyor. The input you receive is an array. Yani böyle bir yorum da ekleyebiliyorsunuz. Sadece kod şey yapmıyor. Bunu buradan siliyorum. Buraya yapıştırmak istiyorum. Bakalım çalışacak mı? Çalıştı. Gayet kolay bir soru. Attempt yapalım. Attempt'leri geçti. Yani ben gereksiz bir orada kontrol yapmışım. Onu görmemi sağladı. Modonu direkt alabilmemi alabileceğimi gösterdi. Ve yapay zekanın beni yendiğini düşünüyorum. Fakat benim çözümüm daha kısaydı. Benim çözümümü kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Code Wars'a göz atmayı unutmayın. Bu videoda sizlere copilot'u göstermek istedim. Basit bir problemi hem kendim çözdüm daha sonra Copilot'a çözdürdüm. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler.